Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hastamız genç bir hasta. Kaç yaşındayız? 25. 25. Çok genç hatta. Dolayısıyla bugün hastamıza destek olarak ozon tedavisi uygulayacağız. Ozon tedavi uygulamamızda majör ozonlama dediğimiz sistemik kan dolaşımından belirli bir oranda kan alacağız. Ve bu kanı ozonlayarak tekrar hastamızın vücuduna geri göndereceğiz. Bu sistemde özellikle kapalı özel setler kullanıyoruz. Bu setler tamamen hijyenik bu şekilde geliyor. Bu sistemde hastamızı vücuda bağlayarak ozon uygulamamızı yapıyoruz. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yaptıktan sonra 6 ay önce Edirne'de klinik açan Doktor Muhammed Öztürk, geleneksel, tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp uygulamaları alanında Edirnelilere hizmet vermeye başladı. Ozon terapi ve mezoterapi başta olmak üzere çeşitli uygulamalarla birçok hastalığa müdahale ettiklerini belirten Doktor Öztürk, çok ciddi anlamda olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kırklareli'nde uzun yıllar görev yaptım. Edirne'de yaşıyorum. 5-6 aydan beri de Edirne merkezde Doktor Muhammed Öztürk kliniğini açtık. Aktif olarak şu an Edirne'de muayenehanemizde hizmet veriyoruz. Kliniğimizde aslında bütün rahatsızlıklarla ilgili hastalarımızın, danışanlarımızın başvurduğu birçok işlemi yapıyoruz. Ama özellikle GETAT alanında ozon terapi uygulamalarımız Edirne için bayağı talep gören bir uygulama. Mezoterapi uygulamalarımız var. Yine SVT uygulamalarıyla ağrı tedavileri yapıyoruz kliniğimizde. Hastalarımızın ve danışanlarımızın doğru cilt analizlerini yaparak onların daha doğru bir şekilde yaş almasını, yaşlanmasını demeyelim, yaşlarının doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlıyoruz. Bunun için ciltte mezoterapilerimiz, gözaltı mezoterapilerimiz, gıdı lipolizimiz, işte basen batın lipolizlerimiz olabiliyor. Birçok uygulamaları da mezoterapi alanında uyguluyoruz. Ozonla gözaltı mezoterapilerimiz olabiliyor, kombinlerimiz, diz içi enjeksiyonlarımız, proloterapi ile ilgili ağrı tedavilerimiz. Aslında birçok uygulamada hastalarımızın durumuna göre, tahlil ve tetkik sonuçlarına göre birlikte karar alıp ona göre uygulamalarımız oluyor. Şu anda yaz sezonunun dönüşüyle birlikte özellikle hastalarımız çok ciddi anlamda olumlu dönüşleri oluyor. Bu dönüşlerde işte başvuran hastalarımızın İstanbul'dan, Çorlu'dan, Lüleburgaz'dan yakınları bu dönemde başvurmaya başladı. Ben hastalarımıza ve danışanlarımıza da gösterdikleri ilgi için sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Kliniğimize de her alanda muayene açısından bir şikayeti, sıkıntısı olan tüm vatandaşlarımızı sizlerin aracılığıyla davet etmiş olalım. Alerji ve tıbbi uygulamalarda kullanacağımız adrenalin dahil tüm mevzuat ilaçlarımız, işte efendime söyleyeyim cihazlarımızın hepsi kliniğimizde bulunmak durumunda ve zaten bunları da kullanıyoruz. Kullanıyoruz çünkü olası bir tedavi ya da müdahalede ne zaman ne gelişeceğini her zaman bilemiyoruz. Netice itibariyle bir muayenehane, Sağlık Bakanlığımızın Türkiye'de uygulama mevzuatları doğrultusunda uygun şartları sağlayan, işte hekim diploması olan, ilgili branşlarda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, gerekli eğitimleri almış, diplomaları haiz kişilerin, hekimlerin çalışabildiği, o şartları sağladıktan sonra bir muayenehane sistemi oluşturabiliyorsunuz ama ben son dönemde bunu şöyle nitelendiriyorum. Güncel tıpta uygulamalarımız artık ilaç odaklı veyahut da işte tetkik odaklı olmaya başladı. Sebebi acaba tıbbi bir durum mu? Tabii ki her durum bir tıbbi durum ama psikiyatrik kökeni nedir? Orada bir etken var mı? Bunları bütüncül bir tıpla, yani GETAT 2014 yılında genelgesi çıktı bakanlığımız aracılığıyla. GETAT'ta ozon, mezoterapi gibi uygulamaların güncel tıbba bir ayrı bir bakış değil de bir bütün tıp olduğunu, işte bu frekans analizleri, işte fitoterapi, proloterapi gibi birçok rahatsızlığın aslında kaynağının bir bütüncül tıp anlayışıyla sergilenmesi gerektiğini düşünen ve hastalarımıza da bu yaklaşımla yaklaşıp onların hastalıklarının başlangıcından tedavilerinin sonlarına kadar birlikte olarak takibini yaparak bir bakış açısı sergiliyoruz. Ondan dolayı da belki hastalarımız bize bu noktada çok güveniyor. Ben de o yüzden hastalarımıza her zaman söylüyorum. Hangi şikayette olursa olsun buranın bir klinik olduğunu unutmayalım. Burası bir poliklinik
Dolayısıyla ben de buranın hekimi olarak o konuda gönül rahatlığıyla hizmet verebiliriz. Her türlü sorunlarına farklı bir bakış açısıyla tıbbi uygularımızı, konsültasyonlarımızı gerekli hastanelerdeki desteğimizi de alarak.